Bir önceki bölümde antik çağda Mısır ve Yunanistan'da ağırlık kaldırma, okçuluk, avcılık, güreşten bahsetmiştik. Bu bölümde antik Yunanistan'la devam edelim. Antik Yunanistan'da o dönemden günümüze kadar süregelen olimpiyat oyunları spora da damgasını vuran en önemli etkinliklerdendir. Olimpiyat oyunları M.Ö. 776 yılında başlatıldı. Atletizm, güreş, disk atma, cirit atma ve boks gibi birçok spor dalı bu dönemde güç ve dayanıklılığı ölçmek için yapılırdı. M.Ö. 776 yılında başlatılan olimpiyat oyunları, antik Yunan dünyasının en önemli spor etkinliklerinden biri olarak kabul edilir ve modern olimpiyatların temelini atmıştır. Oyunlar, Yunanistan'ın Olimpia bölgesinde Tanrı Zeus onuruna 4 yılda bir düzenlenirdi. Antik olimpiyatlar ilk resmi kayıt M.Ö. 776 yılı. Ancak bu tarihten önce de oyunların düzensiz aralıklarla yapıldığı düşünülmektedir. M.Ö. 393 yılına kadar sürdü. Ardından Roma İmparatoru Theodosius Hristiyanlıkla bağdaşmadığı gerekçesiyle oyunları yasakladı. İlk dönemlerde sadece Stadion adı verilen bir koşu yarışı yapılırken zamanla disk atma, cirit atma, uzun atlama, güreş, pankration, erken dönem MMA gibi etkinlikler eklendi. Katılımcılar yalnızca Yunan şehir devletlerinden gelen özgür erkek vatandaşlar katılabiliyordu. Kadınlar yarışlara katılamazdı ve evli kadınların oyunları izlemesi dahi yasaktı. Ödüller ise kazananlara ödül olarak Olimpiyadaki Zeus tapınağında kutsal kabul edilen zeytin dalından yapılma taçlar verilirdi. Bu taçlar Yunan dünyasında büyük onur ve sosyal statü kazandırırdı. Etkinliklerin amacı ve kültürel önemi. Antik olimpiyatlar, atletik yarışmaların ötesinde Yunan şehir devletleri arasında barışın tesis edildiği bir dönem olarak görülürdü. Olimpiyat Barışı adı verilen bir anlaşma sayesinde oyunlar boyunca savaşlara ara verilirdi. Bu, farklı şehir devletlerinin diplomasi kurmasına olanak tanırken aynı zamanda Yunan kültürünün yayılmasına da katkı sağlardı. Olimpiyat alanı ve mimari. Olimpiyada oyunlar için geniş bir alan ayrılmıştı. Ve bu alan Zeus Tapınağı, stadyum, antrenman sahaları gibi pek çok yapıyla çevriliydi. Zeus Tapınağı'ndaki devasa altın ve fil dişi heykeli dönemin en ünlü sanatsal eserlerinden biriydi. Ve antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edildi. Olimpiyatların sosyal ve dini boyutu. Oyunlar dini bir etkinlik olarak başladığı için her yarış Tanrı Zeus'a sunulurdu. Din adamları kurban ritüelleri yapar, katılımcılar bu ritüellere katılarak tanrılara bağlılıklarını gösterirdi. Ayrıca oyunlar antik Yunan sanatçılarının, filozoflarının ve şairlerinin eserlerini tanıttığı bir platform işlevi de görüyordu. Bu tarihsel perspektif ve oyunların sosyal boyutu günümüz olimpiyatlarının felsefesinin temel taşlarını oluşturur. Antik olimpiyatlar, spor yoluyla barışın ve kültürel etkileşimin güçlendirilmesi fikrini ortaya koymuştur. Pentatlon, beşli yarış ve pankration, güreş ve boksun birleşimi olan spor disiplinleri özellikle dayanıklılığı ve gücü ölçen popüler dallardı. Pankration, ölüm kalım mücadelesi gibiydi ve atletlerin gücünü son noktaya kadar zorlamaları beklenirdi. M.Ö. 6. yüzyılda Milon gibi ünlü güreşçiler zamanın en güçlü adamları olarak tanınır ve antik Yunan'da gücün simgesi olarak büyük saygı görürlerdi. Krotonlu Milo, antik Yunan'ın en ünlü güreşçilerinden biri olarak bilinir ve güreş tarihinin ilk kahramanlarından sayılır. M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış olan Milo, Güney İtalya'da Kroton şehrinden geliyordu. Ve sadece güreş yetenekleriyle değil, fiziksel gücü ve disiplinli antrenman yöntemleriyle de ünlüydü. Güreşçi Milo, antik Yunan'da M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış, ünlü bir atlet ve güreşçiydi. Krotonlu Milo'nun
M.Ö. 540 ve M.Ö. 516 yılları arasında düzenlenen 6 olimpiyat oyununda birden fazla şampiyonluk kazandığı bilinir. M.Ö. 540'da gençler kategorisinde şampiyon oldu. Ardından 5 kez daha yetişkinler kategorisinde olimpiyat şampiyonu unvanını elde etti. Milo'nun en meşhur hikayesi, genç bir buzağıyı her gün omuzunda taşıyarak yaptığı antrenmanlardan gelir. Efsaneye göre Milo her gün buzağıyı taşıyarak gücünü yavaş yavaş artırıyordu. Buzağı büyüdükçe daha ağırlaştığından Milo da adım adım güçleniyordu. Bu yöntem aşamalı yükleme ilkesine dayanan modern güç antrenmanlarının temellerine çok benziyor. Bu hikaye Milo'nun fiziksel dayanıklılığının efsanevi bir sembolü olarak anlatılmakta ve gücünü nasıl geliştirdiğini gösteren bir örnek olarak kabul edilmektedir. Milo'nun olimpiyat zaferleri, olimpiyat oyunları ve diğer Yunan festivallerindeki güreş turnuvalarında büyük başarılar elde etti. Antik Yunan kaynaklarına göre 6 kez olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçti. Bu dönemde güreş popüler bir spor dalıydı ve Milo'nun gücü ve cesareti onu halkın gözünde bir kahraman haline getirdi. Sadece güreşçi değil, aynı zamanda bir asker olarak da görev yaptı ve savaşlarda yer aldı. Kroton şehrini düşmanlardan korumak için savaşlara katıldığı bilinir. Milo ile ilgili efsanevi hikayeler. Milo'nun gücü hakkında pek çok efsanede anlatılır. Bir hikayeye göre Milo bir ağacı çıplak elleriyle yararak açtı. Bir diğer efsanede ise Milo'nun üzerine yırtıcı bir hayvan saldırdığında çıplak elleriyle kendini savunduğu anlatılır. Ancak Milo'nun gücünün sonu trajik bir şekilde geldi. Rivayete göre bir gün bir ağacı çıplak elleriyle yararken ağacın gövdesine sıkışıp kaldı ve kendini kurtaramadı. Bu da onun ölümüyle sonuçlandı. Milo'nun mirası. Milo'nun antrenman metodolojisi ve fiziksel gücü, güç sporları tarihinde önemli bir yere sahiptir. Antik çağ, insanüstü güç kavramının sembolü olarak kabul edilen Milo, sonraki yüzyıllarda güçlü insanların ilham kaynağı oldu. Bir sonraki bölümde Antik Roma'dan bahsedeceğim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.